Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün girdiğiniz deneme sınavının sorularını cevaplayacağım. Sizler de yanlış yaptığınız sorulara tekrar inceleyerek bakabilirsiniz. İlk sorumuz arkadaşlar, ben A kitapçığını kullanıyorum. A kitapçığında 15. soru olarak geçiyor. Zaten soruyu kısaca yazdım. Oradan B kitapçığı olanlar da bulup inceleyebilir. Evet, soru şu şekilde. Erkan öğretmen Ali Rıza'dan X, Y, Z, T ve M elementlerinin temel elektron dizilimlerini yapmasını istiyor. Ali Rıza aşağıdaki seçeneklerde gösterilen dizilimleri yapıyor. Ali Rıza'nın yaptığı hangi dizilim hatalıdır denilmiş. Arkadaşlar, ben buraya atom numaralarıyla birlikte yazdım elementleri. Şıklarda da bunları yazarak karşısına sıralamayı vermiş. Şıkların hangi şıkkın yanlış olduğunu da burada belirteceğiz. Öncelikle elektron sayısı dizilimi yapılırken, orbitalleri yerleştirilirken neydi arkadaşlar? Bir önceki orbital dolmadan bir üst orbitale geçiş yapamıyorduk. Yerleştirmeyi yaparken biliyorsunuz ki bir eski ile başlıyoruz. X'in atom numarası 13, aynı zamanda elektron sayısı da 13. O zaman ne olur? 1s2, 2s2, 2p6. Evet, şu an 10 oldu arkadaşlar. 3s2 ve 3p1 olarak yerleştirmeyi yapmış oluruz. Toplamda 13 elektronun tamamını yerleştirdik. A şıkkında da x'i söylemiş. Doğru söylemiş arkadaşlar. Y'ye bakalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ve 3p2 şeklinde yerleştirmemi yapıyorum. 14 elektronu yerleştirmiş oluyorum. Z'de ise arkadaşlar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ve 3p3 şeklinde yerleştirme yapılır. T16, 16 tane elektronu yerleştiriyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ve 3p4 şeklinde yerleştiriyorum. M'de ise yine aynı şekilde arkadaşlar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 şeklinde yerleştiriyorum. Ama soruda arkadaşlar E şıkkı M'yi vermiş. E şıkkının hatalı olduğunu görüyorum. Çünkü bizim yaptığımız gibi değil de 3s1, 3p6 şeklinde yerleştirmiş. Hayır arkadaşlar, bir alt enerji seviyesi dolmadan, bir alt orbital dolmadan bir üst orbitale geçiş yapılamaz. Bu uyarılmıştır diyeceğiz. Bu nedenle yanlış olan cevabımız E seçeneği doğru şeklinde sıralanışında vermiş oluyoruz. Evet. Bir diğer sorumuz 16. soru. Dediğim gibi A kitapçığında E. Arkadaşlar, periyodik tablodan bir kesit alınmış ve burada bana bu öncüllerin hangisinin doğru olabileceğini soruyor. Dikkat, doğru olabilir diyor gençler. Buna göre bakalım cevaplarımıza. X ve Y aynı periyottalar. Y ile Z de arkadaşlar aynı grupta görülüyor. Birinci öncülümüzde atom çapı Z büyük, X büyük, Y şeklinde sıralamış. Arkadaşlar, çap hatırlarsanız soldan sağa doğru gittikçe ve aşağıdan yukarıya doğru gittikçe ne oluyordu arkadaşlar? Azalıyordu. O zaman burada çapı en büyük olan kimdir? Z'dir. Bakıyorum, aynı periyotta ise sağa doğru gittikçe azalır, değil mi? Bu nedenle arkadaşlar Z'den sonra büyük olan X ve en son da Y olarak sıralamış olurum. Doğrudur diyorum. İyonlaşma enerjisine gelelim. İyonlaşma enerjisi de çapın azaldığı durumlarda genellikle artar. Yani şu şekilde ne söyleyebilirim arkadaşlar? İyonlaşma enerjisinin arttığını söyleyebilirim, değil mi? Normalde yerleştirmeyi yaparken ne diyebiliriz? İşte bu tarafa doğru artıyorsa iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y, sonra X, sonra Z diyebiliriz. Ama dikkat, adam sana hangileri olabilir demiş arkadaşlar.
Soruda ne vermiş? X büyük Y büyük Z. X büyük Y büyük Z acaba olabilir mi? Biz normalde budur dedik genellikle. Ama bu olabiliyor mu bakalım. Arkadaşlar hatırlarsanız 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı değil mi bize? Ne demiştik arkadaşlar? 5A'nın 6A'dan iyonlaşma enerjisi daha büyüktür demiştik. Yani X Y'den de büyük olabiliyor. Olabilitesi olduğu için doğru kabul ediyorum. Evet, üçüncü öncülüme gelelim. Yörünge sayısı z büyük x ve y eşit. Yörünge sayısı ne demek arkadaşlar? Periyot numarası demek. X ve y aynı periyotta olduğu için yörünge sayıları eşit. Z'nin ise bir alt periyotta olduğu için yörünge sayısı daha büyüktür diyeceğiz. Bu da doğru. Doğru yanıtımız arkadaşlar E seçeneği 1, 2, 3 olarak söyleyebiliriz. Evet, gelelim 17. soruya. Arkadaşlar bu şekilde bir grafik vermiş ve bana diyor ki şıklarda verilenlerden hangisi yanlıştır arkadaşlar. Bu grafiğimiz X ve Y maddelerinin çözünürlük sıcaklık grafiği. X ve Y moleküler çözünen katılardır şeklinde parantez içerisinde söylemiş. A şıkkında arkadaşlar diyor ki 20 dereceye kadar Y'nin çözünürlüğü X'ten fazladır. Şimdi bakıyorum 20 dereceye kadar Y'nin çözünürlüğü X'ten fazla mı? Evet arkadaşlar bu noktaya gelene kadar bakın Y'nin çözünürlüğü değil mi? X'ten daha büyüktür diyebilirim. O zaman A şıkkımız direkt doğrudur yorumu yapıyorum. B'ye gelelim arkadaşlar. Diyor ki 10 derecede eşit miktarda X ve Y kullanılarak hazırlanan doygun çözeltilerden X'in kütlesi daha fazladır demiş. Evet arkadaşlar 10 dereceye baktığımız zaman aslında burada 10 derecede Y'nin 100 gram suda daha fazla çözünürlüğün olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan aslında B şıkkının doğru olduğunu bulabiliriz ama daha somut bir hale dökmek istersek X ve Y'den eşit alacakmışız. O zaman 40'ar gram alalım. Kesirli çıkmaması açısından 40 gram alıyorum. 40 gram aldığımız zaman arkadaşlar bakıyorum ikisinden de 40 gram aldığım için X'in 10 derecede 100 gram suda değil mi? 8 gramının çözündüğünü biliyorum. 8 gram X çözünebildiğini biliyorum. Peki 40 gram X olursa kaç gram suda çözünür diyeceğiz arkadaşlar. Buradan ne buluruz? 500 gram su olarak buluruz değil mi? 500 gram su var elimde. 40 gram da X var. Topladığımız zaman 540 gram çözelti elde etmiş oluyorum. Diğerine bakalım. Y'ye bakalım. Y'de ise arkadaşlar 100 gram su en fazla ne kadar çözebiliyor? 20 çözebiliyorsa 40 gram Y'yi ne kadar su çözebilir dedim. Buradan ise arkadaşlar ne kadar buluruz? 200 gram su buluruz. 40 gram da Y vardı. Toplam çözelti 240 gram mı oldu? Bakın yine X'in daha fazla olduğunu bulabiliyoruz. Yani B şıkkı da nedir arkadaşlar? Doğrudur diyeceğiz. Doğru söylenmiş. C'ye bakalım. C şıkkında arkadaşlar diyor ki 20 derecede 15 gram X ve 15 gram Y'yi çözebilmek için minimum 200 gram su gereklidir. Şimdi arkadaşlar 20 derecede her ikisi 100 gram suda 15 gram mı çözebiliyor? 15 gram X, 15 gram Y çözebiliyor, değil mi? Bunlara ben 100 gramı X, 100 gram su tekrar Y'yi çözer. Toplamda 200 gram olur diyebilir miyim? Yani örneğin 100 gram suda işte 15 gram tuz çözdünüz diyelim. İçerisine 15 gram şeker atarsanız şeker çözünmez mi? Çözünür, değil mi? Çünkü 100 gramda zaten 15 çözünebiliyormuş. Yani tekrardan su ilave etmeme gerek yok. 100 gramda minimum 100 gram suda her ikisinde ne yapabiliyorum? Çözebiliyorum. Bu nedenle normalde yanlış cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneğidir diyeceğiz. Diğerlerini de bakalım. Diğer denemelerde yapabilmeniz açısından fikir olsun. D şıkkında demiş ki arkadaşlar 40 derecede hazırlanan 24 gram doygun X çözeltisi 20 dereceye kadar soğutulursa 1 gram X çöker. Evet, D şıkkına bakıyoruz.
40 derecede ne hazırlanıyormuş? 24 gram doygun X çözeltisi. Şimdi 40 dereceye geldim arkadaşlar. 100 gram su ve 20 gram X çözünebiliyor. Toplamda doygun çözelti olarak 24 gram doygun çözelti dediği için burada da doygun çözeltiyi kullanmam lazım. Yani toplamda 120 gram çözelti oluyor elimde. 120 gram en fazla 20 gram X çözebiliyorsa 24 gramı ne kadar çözebilir dedim toplam çözeltide. 4 gram X çözebilir diyeceğiz arkadaşlar. Geriye kalan 24 gramın 4 gramı X ise 20 gramı nedir arkadaşlar? Sudur. Değil mi? Şimdi ne yapıyormuş vatandaş? 20 dereceye kadar soğutuluyormuş arkadaşlar. 40 dereceyi buldum. 20 dereceye geldiğim zaman 100 gram suda X'e bakıyorum. En fazla 15 gram çözünebiliyor. 20 derecede 100 gram suda en fazla 15 gram çözünebiliyor. Benim suyum ne kadardı? 20 gramdı. Peki 20 gram su en fazla ne kadar çözebilir arkadaşlar? 3 gram X çözebilir. O zaman bu aradaki soğuttuğumuz zaman 1 gramı ne olur arkadaşlar? Çöker diyebiliriz. Dibe çöker diyebiliriz. E seçeneğinde de aynı mantık olduğu için E seçeneğini çözmeyelim gençler. Yine aynı şekilde bu sefer Y için yapmış. Onu sizler de buradan yararlanarak çözebilirsiniz. Evet, bu soruda yanlış olan cevabı aradığımız için cevap C seçeneğidir diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz 18. soru arkadaşlar. Ne demiş sorumuzda? Başlangıç sıcaklığı T derece olan X gazının kinetik enerjisi 2 katına çıkana dek sıcaklığı arttırıldığında son sıcaklığı T1 derece oluyor. Aynı gazın hızı T derecedeki hızının 2 katına çıkana dek arttırıldığında, sıcaklığı arttırıldığında son sıcaklığı T1 artı 600 derece oluyor. Buna göre gazın başlangıç sıcaklığını yani T dereceyi sormuş arkadaşlar bize. Şimdi tekrar yavaş yavaş gidelim. Ne demiş? Başlangıç sıcaklığı T derece olan X gazının kinetik enerjisi 2 katına çıkana dek sıcaklığı arttırılıyor. Normalde arkadaşlar T dereceymiş ama biz biliyorsunuz ki gazlar konusunda söylemiştik. Sıcaklığı ne olarak alırız? Kelvin olarak alırız. Dereceyi Kelvin'e çevirmek için de arkadaşlar 273 ile topluyorduk. Hemen 273 ile topladım T dereceyi. Ne oldu arkadaşlar? Buradan Kelvin'i bulmuş oldum. Ve diyor ki bana X gazının kinetik enerjisi 2 katına çıkana dek sıcaklığı arttırılıyor. Yani arkadaşlar bunun 2 katını aldığı zaman ne oluyormuş? Son sıcaklığı T1 oluyormuş. Yani bu T1'e mi eşit oluyormuş? Evet, değil mi? Evet, çünkü kinetik enerji arkadaşlar biliyorsunuz sıcaklığın bir ölçüsü. Kinetik enerjisi 2 katına çıkana dek demesi sıcaklığını 2 kat arttırmış demek istemiş. Buradan T1'in ne olduğunu bulmuş oldum. Devam ediyorum. Aynı gazın hızı T derecedeki hızının 2 katına çıkana dek sıcaklığı arttırıldığında. Şimdi hemen hızla sıcaklık arasında nasıl bir bağıntı vardı? Hemen onu hatırlıyorum arkadaşlar. Formülümüz biliyorsunuz ki şu şekildeydi. V1 bölü V2 eşittir. Karekök içerisinde T1 bölü T2 değil mi? Sıcaklıkla doğru orantılıdır demiştik arkadaşlar. Kareköküyle doğru orantılıdır demiştik. Ne diyor? Tekrar okuyorum. T derecedeki hızının 2 katına dek arttırıldı. 2 katına çıkana dek sıcaklığı arttırıldığını. Şimdi arkadaşlar son sıcaklığı da T1 artı 600 derece oluyormuş, değil mi? Şimdi hızın 2 katına çıkmasını istiyorum. Bunun 2 katına çıkmasını istiyorum. Bu nasıl gerçekleşir arkadaşlar? 2 katına çıkması, ilk hızının 2 katına çıkması, değil mi? Sıcaklığını 4 kat arttırmam gerekiyor ki ilk sıcaklığına göre karekökünü aldığım zaman 2, 1 bölü 2 katına çıkmış olsun. Anladık mı? Yani ilk hızının 2 katına çıkmış oluyor o zaman. Karekök 1 bölü 4 olarak aldığım zaman. Yani arkadaşlar burada ne diyeceğiz? İlk sıcaklığı neydi? T artı 273 Kelvin'di. Bunun 4 katını almış olmak demek son sıcaklığını ne yapıyormuş arkadaşlar? T1 artı 600 yapıyormuş, değil mi? Burada T'yi soruyor bana gördüğünüz üzere. T1'i de bulmuştum. Yerine yazacağım. Şuradan 4T artı 4 ile 273'ü çarpalım. 1092.
T1'i yerine yazalım. Şöyle dağıtarak yazalım. 2T artı 546 artı 600 diyorum gençler. Buradan bu 2T'yi karşıya atalım. 2T eşittir. 1092'yi de buraya attım. Ne olur arkadaşlar? 54. T buradan 27 olarak bulunur. Yani arkadaşlar baktığımız zaman seçeneklere T'nin 27 olduğu C şıkkıdır diyoruz. Evet. Sorumuz da bu şekilde. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz. Şöyle gazlar konusundan ne gelmiş? Şekilli bir soru gelmiş. Soruyu okuyalım. Ben şeklini çizdim ve öncüleri çizdim arkadaşlar. Soru şu şekilde. X ve Y gazları içeren katların M1 ve M2 muslukları aynı anda açıldığında gazlar ilk defa B noktasında karşılaşmaktadır. Buna göre X ve Y gazları bunlardan hangileri olabilir? Parantez içerisinde bunların arkadaşlar molekül ağırlıklarını da vermiş sorunun esas kendisinde. Şimdi bakalım neydi bizim karşılaşma hızla molekül ağırlığı formülümüz arkadaşlar. Bundan yola çıkarak hatırlarsanız şişman olan daha yavaştır. Aralarında bir ters orantı olduğunu söylemiştik. Neydi? Vx bölü Vy değil mi? Ma y bölü ma x olarak yazıyordum. Evet arkadaşlar bakıyorum. X 2 birim gittiği zaman burada 2x kadar gittiği zaman y arkadaşlar 4x kadar yol almış. Yani buradan evet y arkadaşlar x'in 2 katı kadar yol aldığını söyleyebiliriz. O zaman şu şekilde hemen x'in hızının 2x kadar y'nin hızının da 4x kadar olduğunu söylersek buradan ma y bölü ma x'in hemen sadeleştirme yaptığım zaman şuradan 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar molekül ağırlıkları oranının karekökü neyi verecek bana? 1 bölü 2'yi verecek. Bakalım hangileri uyum sağlıyor. Birinci de arkadaşlar X helyum Y'nin metan olduğunu söylüyor. Y'nin arkadaşlar metanın molekül ağırlığı nedir? 16'dır. 16 bölü helyumun nedir? 4'tür. 16 bölü 4 nedir arkadaşlar? 4 olarak çıkar. Karekökünü aldığımız zaman da ne olur arkadaşlar? 2 olur. Yani birinci öncülüm olamaz diyeceğiz. Biz ne arıyoruz? 1 bölü 2 olmasını arıyoruz. Ve metan bölü helyum olsun. Evet. X metan, Y de helyum olsun. Bu sefer tam da tersi. Evet. Y'yi arkadaşlar helyum alıyorum. 4 bölü 16 bu sefer yaptığımız zaman karekökünü aldığınızda gençler evet 1 bölü 4 1 bölü 2 olarak çıkmış olur. Yani ikinci öncülü olabilir diyeceğiz. 3'e bakalım. X'i SO2 Y'yi CH4 metan alıyorum. Evet SO2'nin arkadaşlar molekül ağırlığını size parantez içerisinde vermiş. 64 olarak vermiş. Hazır vermiş. Burada Y'yi hemen 16 aldım. X 64. Evet bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 4 ne olarak çıkar? 1 bölü 2 olarak çıkar. Yani bu da benim aradığım sonuç. O zaman doğru cevap 2 ve 3 yani D seçeneğidir diyoruz. Evet 20. sorumuzda arkadaşlar demiş ki hangileri endotermik bana tepkimeleri vermiş. Ne demek endotermik? Isı gerçekleşen olaylar. Hemen bakalım. Suyun arkadaşlar katı halinden sıvı haline geçişi verilmiş. Burada katıdan sıvıya doğru geçişte ısı alarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani bu endotermiktir diyoruz. İkinci öncülümüz bir ayrışma reaksiyonu verilmiş size arkadaşlar. Evet burada KClO3, KCl ve O2 ayrışmış. Ya, bu da nasıl gerçekleşir? Bu bağların kopması arkadaşlar. Isı alarak gerçekleşir. Isı alarak gerçekleştiği için aynı şekilde endotermik. Üçüncü öncülümüz de arkadaşlar yine hidrojen gazı hidrojen atomlarına ayrışmış. O zaman bu da ısı alarak gerçekleşir endotermiktir. Biliyorsunuz ki bir tepkimede oksijen gazıyla bir bileşen reaksiyona girdiyse bu bir yanma tepkimesidir. Yanma tepkimeleri genellikle çoğunlukla arkadaşlar nedir? Egzotermiktir. Ancak dikkat et burada azotu vermiş. Azot gazının yanması
Arkadaşlar nedir? İstisnaydı. Endotermiktir. Yani bu da doğru aradığımız cevaplardan. O zaman hepsi endotermiktir diyoruz. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir diyeceğiz. Evet, 21. sorumuza gelelim. Hemen soruyu okuyayım. Grafikleri çizdim. Şöyle demiş, sadece reaktif kullanılarak sabit hacimli kapta başlatılan bir tepkime zamanla dengeye geliyor. Tepkime hakkında çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi arkadaşlar böyle bir soru verdiği zaman ilk olarak ne olacak? Reaktif dediği girenlerle, değil mi? Ortamda girenler olarak reaksiyon başlamış olacak. Biliyorsunuz ki zamanla ürünlere dönüştüğü için zamanla ne olacak arkadaşlar? Girenlerin miktarı azalacak. Aynı zamanda ileri yöndeki hız da azalmış olacak. Ürünler oluştuğu için de geri yöndeki hız artmış olacak. Tam denge anında hatırlarsanız bu ikisi birbirine eşitlenir. Yani A şıkkı doğrudur diyeceğiz. B şıkkına bakacak olursak arkadaşlar burada pH değerinin ürünlere ait olduğunu söylemiş. Bu da olabilir. C'ye baktığımız ise hemen aslında grafiklerin şöyle göz ucuyla baktığınız zaman hemen söyleyebileceğiniz C şıkkının kesinlikle yanlış olacağı. Çünkü dengeye ulaşıyor demiş arkadaşlar. Dengeye geliyor demiş. Biliyorsunuz ki denge olayı varsa hiçbir zaman bileşenler tükenmez diyeceğiz. Burada reaktiflerin tükendiğini göstermiş. Yani C seçeneği yanlıştır diyorum kesinlikle. Toplam kütle zaten korunur arkadaşlar reaksiyonlarda. E seçeneğinde ise sıcaklığın zamanla arttığını söylemiş. Endotermik ve egzotermik oluşuna göre bu da olabilen grafiklerden. Ancak hiçbir zaman bileşenlerin tükenmediğini söyleyebiliriz. Evet, 22. sorumuzda arkadaşlar bana elektrokimya ile ilgili soru gelmiş. Diyor ki indirgenme potansiyellerini verdim. Sözel olarak birkaç şey söylemiş. Okumayalım. Direkt soruyu görelim. Diyor ki verilen potansiyellere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, A seçeneğinde çinko sülfat diyor arkadaşlar. Çinko sülfat çözeltisi demirden yapılmış bir kabın içerisinde saklanabilir diyor. Şimdi bakalım çinko ile demire bakacağım arkadaşlar. Bunlar indirgenme potansiyeli. Ters olarak düşündüğüm zaman yükseltgen mi? Acaba hangisi daha aktif? Bunu bulmak için yükseltgenme potansiyellerini düşünüyorum. O zaman hangisi daha büyük oluyor? Artı işaretine dönüştüğü için arkadaşlar çinko değil mi? Burada çinko demirden daha aktif olmuş oluyor arkadaşlar. Diyor ki sana demirden yapılmış bir kabım var. İçerisinde çinko sülfatı saklayabilirim. Evet arkadaşlar, eğer çözeltimdeki iyon daha aktifse bu şekilde saklanabilir. Ha, burası daha aktif olsaydı mesela demirden demir çinkodan daha pasif ancak çinkodan daha aktif bir metal olsaydı o zaman aşınma gerçekleşecekti, saklanamaz diyebilecektik. Yani burada A seçeneğinde demir daha pasif olduğu için aşınma gözlenmez. Doğru söylemiş. B'ye bakalım. Çinko ve demir metalleri hidrojenden daha aktif oldukları için asitler ile tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Çinko ve demire bakacağım arkadaşlar. Çinko ve demir. Evet, hidrojenden daha aktifler, değil mi? Yükseltgenme potansiyellerini düşünüyorum. Artı değerde oldukları için sıfırdan daha büyük oluyor. Bu nedenle daha aktifler. Hatırlarsanız aktif metaller asitlerle reaksiyona girerek arkadaşlar tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarır demiştik. Mesela çinko için yazacak olursak çinko hidrojen klorürle reaksiyona girdiği zaman çinko klorür artı hidrojen gazı açığa çıkmış olacak arkadaşlar bu şekilde. Ne olur? Bu da B şıkkı da doğru olmuş olur. Bu şekilde. C'ye bakalım. Bakır ve gümüş metalleri hidrojenden pasif olduğu için asitlerin çoğu ile tepkime vermez. Verdikleri asitlerle de hidrojen gazı açığa çıkmaz demiş. Bakır ve gümüşü söylüyor arkadaşlar. Evet, bakır ve gümüş nedir? Yarı soy metaldir arkadaşlar. Bunlar sadece sülfürik asit ve nitrik asitle reaksiyona girebilirler ve bunların sonucunda da hidrojen gazı açığa çıkarmazlar. Sülfürik asitle SO2 gazı, nitrik asitle ya azot monoksit gazı ya da azot dioksit gazı açığa çıkarırlar diyebilirim. Bu da doğru söylenmiş. D'ye bakalım.
D şıkkında diyor ki demir metali gümüşten aktif olduğu için demir sülfat çözelsin içerisine gümüş çatal atılırsa demir ile kaplanır. Şimdi demir metali gümüşten daha aktif demiş. Tamam. Hemen bakalım biz doğru mu söylemiş. Demirle gümüşe bakıyorum arkadaşlar. Evet, yükseltgen potansiyelini düşündüğüm zaman demir daha aktif. Devam ediyorum. Demir sülfat çözelsin içerisine. Demir sülfat çözelsin içerisine. Ne ekleniyormuş arkadaşlar? Gümüş çatal. Evet, gümüş çatal ilave ediliyor ve diyor ki çatal demir ile kaplanır. Şimdi arkadaşlar demir daha aktif olduğu için şöyle düşünebilirsin. O zaman demir anot gibi düşünebilirsin. Gümüşü de katot gibi düşünebilirsin. Ne olacak arkadaşlar? Demir daha aktif olacak. Daha aktif olduğu için de zaten yükseltgenmiş. Gümüşün etrafını kaplayabilir mi? Kaplarsa zaten indirgenmiş oluyor. Olmuyor. Daha pasif durumuna düşmüş oluyor. Yani D seçeneğimiz yanlıştır diyoruz. E'ye bakalım. E de diyor ki çinko sülfat çözelsin. Batırılan demir, bakır ve gümüş çubuktan hiçbiri aşınmaz. Çinko sülfat çözeltisine batırılan diyor. Demir, bakır ve gümüş çubuktan hiçbiri aşınmaz. Zaten A şıkkında arkadaşlar bunu söylemiştik. Demirin aşınmayacağını, daha pasif olduğunu söylemiştik. Bakır ve gümüşe bakalım. Bakır ve gümüş arkadaşlar her ikisi de çinkodan daha pasif oldukları için yine bunlar da aşınmaz diyeceğim. E seçeneği de doğrudur diyoruz. Evet, organik sorularına geçiyoruz arkadaşlar. Size dahil olan müfredat yani birinci dönemle ilgili sadece kısmı ele aldık. Diğer soruları çözmüyorum. Zaten sorumlu değilsiniz. Evet, burada molekül ve hibritleşme türlerinden hangileri hatalı, hangisi hatalıdır şeklinde soru gelmiş. Nasıl yapıyordum arkadaşlar hibritleşmeyi? Açık bir şekilde hibritleşmenin ne demek olduğunu söylemiştik. Ama öğrenmeniz gereken neydi? BH3'ün formülünü bileceğim arkadaşlar şu şekilde olduğunu ve bunun 3 tane yönlenimi olduğunu değil mi? 3 bu ayarmış. 3 tane yönlenimi var. O zaman bir tane S, 2 tane de P olmak üzere SP2 hibritleşmesi yapar diyorum. Doğru. Ve hocam bu aklıma gelmedi. BH3'ün bu şekilde olduğunu nasıl yapacağım? O zaman hemen Lewis formülü aklına gelecek. Sana parantez içerisinde zaten atom numaralarını vermiş. Nasıl yapıyorduk? Sadece bunu yapayım. Bor 5 değil mi? Neydi arkadaşlar? 2'ye 3. Son katmanda 3 elektron var. 3 tane noktayı borun etrafında yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirelim. Şunu almayalım. Evet. Diğeri hidrojen 1 arkadaşlar. Bir tane neyi var? Son katmanda elektronu var. Bir tane yerleştirdim. Her bir elektronu bir hidrojenle ne yapar arkadaşlar? Tamamlar. Bu şekilde bağ oluşturur. Yani yapı neye dönüşmüş olur arkadaşlar? İlk çizdiğimiz yapıya dönüşmüş olur. Lewis formüllerinden de eğer hatırlayamıyorsan bu şekli oluşturabilirsin. CH4 arkadaşlar bir tane karbon, 4 tane hidrojen bağlı. Zaten karbon 4 bağ yapar. Buradan hemen formülünü yazabilirsin. Hibritleşme türüne bakalım. 1, 2, 3, 4 yönlenimi var. Yani bir tane S, 3 tane P olmak üzere SP3 hibritleşmesi yapar. C seçeneğine geldim. C2H4 arkadaşlar C seçeneğinde 2 tane karbon birbirine bağlı ve bu karbonlara da kaç tane hidrojen varmış arkadaşlar? 4 tane. Yani neydi? Şu şekilde ekliyorum hidrojenleri ve karbon 4 bağ yapar. O zaman demek ki bu aradaki ikili bağdır diyorum. Arkadaşlar her bir karbona ayrı ayrı bakabilirsiniz. Ben bu karbonu tercih ettim. Bakalım 1, 2, 3 yönlenimi var. O zaman bir tane S, 2 tane P olmak üzere SP2 hibritleşmesi yapar. Ne demiş bana? SP3 demiş. Yani yanlış olan cevabı C olarak bulmuş oldum. C2H6'yı da hemen gösterelim. 2 tane karbon, 6 tane ne var arkadaşlar? Hidrojen var. 1, 2, 3, 4 yönlenimi var. O zaman bir tane S, 3 tane P olmak üzere SP3 hibritleşmesi yapar. Amonyak sormuş E seçeneğinde. Amonyağı biliyorsunuz ki şu şekilde gösteriyorum. Ve arkadaşlar hibritleşmesini bulurken 1, 2, 3 yönlenimi var. Fakat biz ne yapıyorduk? Merkez atomdaki ortaklaşmamış elektronu da bir yönlenim olarak sayıyorduk. Yani bir tane S, 3 tane P olmak üzere SP3 hibritleşmesi yapar diyorduk. O da doğrudur diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bir formül bulma
sorusu karşımızda. Yine organik kimyada bundan da sorumlu olduğunuz için bunu da yapıp bitiriyoruz deneme sorularını. Ne demiş sorumuzda? Eşit kütlede karbon ve hidrojen kullanılarak X hidrokarbonu sentezleniyor. Tepkime sırasında 1,2 gram X oluşup 0,8 gram hidrojen arttığına göre X'in formülü nedir demiş. Acaba arkadaşlar başlangıçta ne kadarmış ki eşit kütlede alınıyormuş? Önce onu bulmak için şöyle yazalım. Karbon ve hidrojen kullanılıyor. Şöyle ilk olarak karbon yazalım. Karbon ve hidrojen kullanılıyor. Ne oluşuyor? X hidrokarbonu oluşuyor. Arkadaşlar hemen elimde olan verileri yazıyorum. Bundan 1,2 gram oluşmuş. Sonucunda da ne artmış? Başlangıç değişim sonuç olarak düşünün. Başlangıç değişim ve sonuç olarak düşünürsem. Evet, bundan 1,2 gram oluştu. 0,8 gram hidrojen arttı. 0,8 gram da hidrojen artmış oldu. Arkadaşlar kütlenin korunumundan son durumda kapta ne kadar madde varsa ilk durumda da toplam kütle o kadardır. Kütle değişmez, değil mi? O zaman toplamı nedir bu ikisinin arkadaşlar? 2 gram olarak bulunur. Yani başlangıçta da toplam kütle nedir? 2 gramdır. Eşit kütle de alınmalı diyor. O zaman eşit kütle değilse bundan 1 gram, bundan da 1 gram alıyorum. 0,8 gram artması için ne kadar kullanıyorum arkadaşlar? 0,2 gram bundan kullanıyorum. Bunun tamamını harcamış oluyorum. Yani 1 gramının tamamını kullanmış oluyorum. Evet, kullandığım miktarları hemen mole çevirip ne yapıyorum arkadaşlar? Formülde yerine yazıyorum. Hidrokarbon demiş X'e. Hidrokarbon ise sadece karbon ve hidrojenden oluşmuştur. Yani şu şekilde karbon ve hidrojenden oluşuyor. Şurada yazılan sayılar hatırlarsanız mol sayısıydı. 1 gram karbon kullanılmış. O zaman 1 bölü 12 yaparsam ne yaparım arkadaşlar? Mol sayısı n eşittir m bölü ma'dan bulmuş olurum. Hidrojenin ise